Merhaba arkadaşlar. Bugün artık Hürrem serisinin son videosu olmasını umut ettiğim videoyu çekmeye çalışacağım. Hürrem meselesi bayağı uzadı. Sorular çok fazlaydı. Bugün bütün sorulara cevap verip artık seriyi tamamlamayı planlıyorum. Umarım başarılı olurum. Artık ne kadar sürerse. Hadi hemen başlayalım. Hızlıca bitirelim. 18. Damat Rüstem Paşa ile birlikte Şehzade Mustafa için bir komplo kurdurup Mustafa'nın boğdurulmasına neden olmuşlar mıdır? Yine Venedik elçisi Navagora'ya bakmaya kalkarsak öyle olsa da aslında ikisinin komplo kurup kurmadığından tam olarak emin olamayacağız. Fakat Rüstem Paşa'nın Şehzade Mustafa aleyhine bazı faaliyetler yürüttüğünü takip edebiliyoruz. Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa yerine kayınbiraderi olan Şehzade Beyazıt'ın tahta geçmesini, kendi mevkisini ve nüfuzunu koruması açısından kritik görüyor olmalı. Beyazıt için tahtın yolunu açarsa hem geleceğin padişahına iyi görünmüş olacak, hem de kız kardeşiyle evli olduğu için kendisini ve konumunu uzun süre koruma altında sağlama almış olacaktı. Bu yüzden Şehzade Mustafa'nın Kanuni'nin gözünden düşmesini sağlamak için faaliyetler yürütmüş olması gayet doğal bir şeydir. 1546 yılında Gürcüler isyan ediyor mesela ve Erzurum'a kadar ilerleyip Beylerbeyi olan Musa Paşa'yı da şehit ediyorlar. Bunun üzerine Şehzade Mustafa da intikamı almak istiyor. Fakat Rüstem Paşa o dönem sadrazam, bildiğiniz gibi padişahın gözünde daha iyi bir konuma yükselmesini istemediği için Mustafa'nın bu isyanı bastırma yoluyla Mustafa'ya istediği takviye birlikleri göndermiyor. Aslına bakarsanız daha sonra Mustafa'nın en büyük destekçilerinden olacak olan Kara Ahmet Paşa'nın da Rüstem Paşa tarafından gözetleme göreviyle Şehzade Mustafa'nın yanına gönderildiğini biliyoruz. Fakat Şehzade Mustafa kendisini damat olarak yanına alınca planladığı oyunda tersine dönmüş oluyor. Bu işe yaramayınca da bu sefer de Rüstem Paşa'nın Şehzade Mustafa'nın mührünü kazıtması ve bu mühürle imzalanmış bir mektubu Şah Tahmasp'a gönderip onunla babasını tahttan indirmek için anlaşma yaptığı fikrini hünkârın kafasına soktuğu bilgisine rastlıyoruz. Bu mührün Mustafa tarafından yaptırıldığını iddia eden kaynaklar da vardır. Mührü de görebilirsiniz bugün. Elimizde var. Sultan Mustafa şeklinde yapılmış. Onun da altını çizelim yani. Kendisi tarafından yaptırıldığı iddiası da var. Başka bir mevzu da muhakkak ki bir yerlerde okumuşsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'ya zehirli bir hilat yani kaftan göndermesi meselesi. Bu hikayenin bir başka versiyonu da biz Yavuz'un oğlu Süleyman'ı böyle bir hilat göndererek öldürmeye çalıştığı yönünde de görüyoruz. İkisinin de gerçeğe yansıması pek mevzubahis değil. Fakat bazı kaynaklarda da bu hikayenin bir versiyonu var. Ve bu versiyonda Kanuni Sultan Süleyman adına hilatın Hürrem tarafından Şehzade Mustafa'ya gönderildiği anlatılır. Bunu özellikle batılı kaynaklarda görüyoruz. Batı elçilerinin, Venedik elçisinin, Avusturya elçisinin kaynaklarında görüyoruz. Bu bir dedikodunun o kitaplara geçmiş hali olmalı. Güvenilirliği tartışılır. Böyle bir hilat gönderme işini bir Haseki Sultan'ın yapması aslına bakarsanız pek de mümkün değildir çünkü. Bunu akılda tutmakta fayda var. Nahçıvan Seferi bildiğiniz gibi ona çıkıldığı zaman serasker olarak görev yapıyor Rüstem Paşa ve neredeyse Anadolu'nun her köşesini geziyor ve başında padişah bulunmayan seferi kendi merkezinde ilerlettiğini görüyor askerler ve bu noktada da bir nefret kazanıyor. Çok fazla yolculuk yapması nedeniyle. Padişahın başta olmadığını gören askerler Rüstem Paşa'nın öldürülmesiyle ordunun başına Şehzade Mustafa'nın geçeceğini ve bu şekilde tahtı da ele geçireceğini nazara alıyorlar veya bunu planlıyorlar. Peki Mustafa bu düşüncenin bir parçası mıydı? Yani Mustafa da aynı şekilde mi düşünüyordu? Ben açıkçası pek zannetmiyorum. Eğer öyle olsaydı babası çağırdığında çadıra böyle etrafında kimse olmadan, koruması olmadan ve hatta danışmanları tarafından uyarılmasına rağmen bir koruma halkası oluşturmadan çadıra giriyor. Genel olaraksa daha önce Şehzade Mustafa yayında anlatmıştım. Hatırlayacak izleyen arkadaşlar. Benim hissiyatım Mustafa'nın babası hayattayken tahta geçmek gibi bir niyeti belki yoktu. Fakat etrafındaki danışmanları, idareciler, sultandan şikayet edenler kendisini buna bir şekilde yönlendirmeye çalışmış olmalı. Güç kazanan Hürrem'in etkilediğinden bahsederek sarayda daha etkin rol alması gerektiğini tavsiye etmiş olabilirler. Sakal bırakmasının ve asker arasında daha etkin bir kimlik kazanmasının arkasında da bunu görebiliriz. Belki görmek isteyenlere yani görmek de kesin değil tabii ki. Peki Hürrem Sultan bu komploların neresinde bulunuyordu diye sorarsanız Rüstem Paşa damadıydı. Ve doğal olarak aradaki akrabalık münasebetlerinin güç oyunları için kullanılmış olmasından daha doğal bir şey yoktur. O da tabii ki bir anne olarak çocuklarını kurtarmak istiyordu. Birisinin hünkâr olması demek
hepsinin kaderini etkileyecek bir olaydı. Bu kadar zeki bir kadının hiçbir şey yapmadan kenarda oturduğunu düşünmekte, baştan sona bütün komploların içerisinde yer aldığını düşünmekte haksızlık olabilir bu noktada. Saraydaki işleyişi bilmemek, her şeyin Hürrem tarafından yapıldığı fikrinin oluşmasını doğal hale getiriyor. Fakat belge bulunmadığı için çok cesurca ortaya konulmuş bir iddia olmaktan da bu komplo iddiaları öteye geçemez. Velev ki Taşlıcalı Yahya ve dönemin Mustafa destekçisi olduğunu bildiğimiz Gelibolulu Mustafa Ali gibi zatlar her ne kadar böyle bir tablo çizmeye çalışmış olsalar da kızgınlıklarını direkt olarak Kanuni Sultan Süleyman'a yönlendirmekten çekinmeleri sebebiyle böyle bir yola, yani ara yollara başvurup daha çok Rüstem Paşa'yı ve Hürrem Sultan'ı suçlamış olabilirler. Sultan Süleyman da hem kendi tahtını koruyacak hem de ülkenin büyük bir kaosa sürüklenmesine engel olacak bir hamle olarak gördüğünden oğlunu boğdurmuş gibi görünüyor. Cenaze namazını kıldırtmak istediği fakat ağladığı için bunu yapamadığı türündeki iddialar da aslına bakarsanız gerçeği yansıtmaz. Tarihin hiçbir döneminde ben hatırlamıyorum ki bir sultan öne geçmiş olsun bir namaza veya bir cenaze namazına imamlık yapmış olsun. Kayıtlarda böyle bir şey yoktur arkadaşlar yani. 19. Damat Rüstem'in azli üzerine geçen Kara Ahmet Paşa'yı yine entrikalar sonucu idam ettirip Rüstem Paşa'yı tekrar sadrazamlığa getirtmiş midir? Evet, Mustafa'nın boğdurulmasına Mekr-i Rüstem, yani Rüstem'in hilesi, oyunu, düzenbazlığı denir. Mekr kelimesini Kur'an'a vakıf olan arkadaşlar hatırlayacaktır. Meşhur bir ayet vardır bununla alakalı. Arapça telaffuzun pek iyi olmayabilir, bilenler mazur görsünler ama İsa peygamberin çarmıha gerilmesi konusundan bahsedilirken bir ayet vardı. Mekarum ve mekarullahi vallahu hayrul mekirin. Yani genellikle çevirisine baktığınızda da onlar Allah'a bir tuzak kurdular, Allah da onlara bir tuzak kurdu. Muhakkak Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır şeklinde. İşte bu ayette tuzak, oyun, düzenle alakalı olarak o mekir kelimesi kullanılır. Buradaki tuzak kurucumuz da Rüstem Paşa'dır. Dönemin Şehzade Mustafa taraftarları onu oyunbaz ve düzenbaz olarak görüp öyle tanımlamışlardır. Soruda anlatıldığı gibi Rüstem Paşa askerin ayaklanması üzerine padişah tarafından görevinden azlediliyor. Görevinden azledilmesine karşın hala padişahın damadıdır ve gücünden zerre miktar dahi bir şey kaybetmediğini görüyoruz. Biz Avusturya elçisi olarak gelen ve o dönemi tanımamıza en çok yardımcı olan hatıratı bulunduran vekillerden, elçilerden birisi olan Busbek'in İstanbul'a geldiğinde önce 9 yıllık görevinden azledilmiş Rüstem Paşa'yı ziyaret ettiğini ve sonrasında saraya gittiğini görüyoruz. Bu durum böyle olmasına karşın görünürde Üsküdar taraflarında bulunan köşkünde 2 yıl sabrediyor. Öyle. Ama gördüğünüz gibi boşta durmuyor. Hala Hümayun'un içerisinde destekçileri var. Bu destekçilerin en önemlisi tabii ki kayınvalidesi Hürrem Sultan olmalı. Rüstem Paşa'nın affedilmesi için padişaha bizzat mektup yazdığını görüyoruz ve onun affını diliyor. Busbek'in onun tekrar göreve geleceğini bildiği kadar tabii ki kayınvalidesi de onun bir şekilde tekrar affedileceğini biliyor, göreve geri getirileceğini biliyor. Ahmet Paşa'nın hikayesi de aslına bakarsanız biraz değinmiştim, anlatmıştım fakat hatırlamak lazım. Rüstem Paşa tarafından Şehzade Mustafa'yı gözetlemek ve onun hakkında haber vermek gayesiyle gittiğinde, yanına gittiği halde daha sonra Şehzade Mustafa'nın saflarına katılıyor. Onun Vezir-i Azam olarak görevlendirmenin liyakate binaen değil, askeri sakinleştirmek için alınmış siyasi bir kararla oraya getirildiğini görüyoruz. İkinci vezirlik makamına yükselmesine sebep olan şey seferlerdeki başarısı. Buna karşın dönemin kaynaklarına baktığınızda kendisinin oldukça sakin, iyi niyetli ve saray oyunlarında pek bilmeyen bir idareci olduğunu anlatıyorlar. Fakat dönemin Rüstem Paşa ve Sultan Süleyman taraftarı diyebileceğimiz Celalzade Mustafa Çelebi kendisinden vezirlik yükünü kaldıramayan, kanunları uygulamayı da beceremeyen ve askeri tedbir almayı da bilmeyen, buna karşın etrafındaki danışmanlarının da kendisine pek kıymetli fikirler vermeyen insanlardan oluştuğunu, böyle bir idareci olduğunu bizlere anlatıyor. Bu durumda muhtemelen içeride Rüstem Paşa'nın etkinliği sürmekteydi. Ve divan görüşmelerinde de başarısız görünmesi için elden geldiğince bu ekip gayret gösteriyordu. İlk yazılı ahitnamelerden birisi olan ve Safevi Devleti ile imzalanan anlaşma her ne kadar onun yoğun çabasıyla neticelenmiş olsa da belli ki bu 2 sene padişahın gözüne girmek için kendisi adına yeterli bir zaman olmuyor. Görünürdeki bahane bir divan toplantısındaki kararlarda göstermiş olduğu dirayetsizlik. Toplantının hemen arkasından padişahın emriyle boğduruluyor.
Arkasından da gelen Vezir-i Azam da aslında bu idamın sebebinin kim olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü ortada bir olay olduğunda ondan kimin en fazla faydalandığını göreceksiniz. Faydalanan Rüstem Paşa. Bunun sebebi de odur. Ve 9 yıllık sadrazamlığa verdiği 2 yıllık aradan sonra ömrünün sonuna kadar sadrazam olmak için oyuna geri dönüyor Rüstem Paşa. Hürrem Sultan Fikriyatı'nın saray içerisinde hakim bir soluk olmasını temin etmiş gibi de görünüyor böylece. Yine söylüyorum, bunlar oryantalistlerin ve dönemin elçilerinin aynı zamanda Şehzade Mustafa taraftarlarının iddialarıyla şekillenen bir tablo. Rüstem Paşa genel itibariyle gayet başarılı bir sadrazamlık yapmış gibi görünüyor. Bizim doğu ve batı sınırlarını güvence altına alma ve ülkenin ekonomisinin gelişmesini sağlamaya matuf olmak üzere çalışmalar yürütüyor ve bu çabaların neticesinde ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Hasılı soruyu cevaplamış olalım, sorunun cevabına gelelim. Görünürde böyle bir şey yoktur ama aslı itibariyle ve mantıki olarak bakıldığında da tabii ki bu idam müsebbibi yani temel sebebi Rüstem Paşa'dır. Benim kendisine güvendiğim dönemin tarihçilerinden olan Gellibolulu Mustafa Ali'ye göre de sebep Rüstem Paşa'dır. Bu devirde yaşasaydı şu an bu videoyu izlediğinde kendisine çok kızanlar eminim onu el üstünde tutardı. Ben yaptıklarını tarih çerçevesinde anlattım. Artık karar sizin. 20. Dış siyaset meselelerine çok karıştığı, hatta birkaç seferi yaptırdığı ve yeni tahta çıkan krallara hediyeler ve mektuplar yolladığı doğru mudur? Buradaki mevzu Hürrem Sultan. Bak burada güzel bir noktaya gelmiş Umut. Polonya kralına gönderilmiş olan mektuplar var. Bu mektuplarda babası ölen ve onun yerine geçen ikinci Sigmund'a gönderilen taziye mektuplarıdır. Bu özelliği ile de ilk defa bir Haseki Sultan'ın bir kral ile muhatap olduğunu görüyoruz. Ve bu örnek Osmanlı tarihinde de tektir. Bu mektupların hem Hürrem Sultan tarafından hem de kızı olan Mihrimah Sultan tarafından hazırlandığını görüyoruz. Burada sadece mektuplaşma yok, hediyeleşme de vardır. İki taraf birbirine hediyeler gönderiyor. Hatta Hürrem Sultan iç donu falan gönderiyor yani krala. O dönemin Leh kralı padişah tarafından pek açıkça bir tehdit olarak görülmüyor muhtemelen. Bilakis Avrupa'ya karşı bir müttefik gibi kullanılmaya çalışılıyor diye görüyoruz. Ve belgelerden bunu takip edebiliyoruz. Ama burada bir mesele var. O da Hürrem Sultan'ın neden diğer krallarla irtibata geçmediği halde Leh kralına kardeşim diye hitap edecek kadar yakın davrandı. Bununla ilgili meşhur tarihçimiz İsmail Hami Danışment'in bir teorisi var. Bu mektupları Hürrem'in kökeni noktasında bir kaynak olarak kullanıyor. Hürrem ile kral arasındaki bu yakın konuşmayı krala çamaşır gönderecek kadar samimi olmayı aslında bakarsanız o toprakların çocuğu olmasıyla ilişkilendiriyor. Ve diyor ki köken olarak aslında Polonyalıdır. Bu sebepten de kardeşim diye hitap eder. Bunun dışında da diğer krallara herhangi bir mektup gönderdiğini veya krallarla irtibat kurduğunu, hediyeleştiğini ve hatta seferlere karar verdiğini ilginç bir iddia olarak görmek lazım. Bakidir ki hanım sultanlar ile yazışmıştır. Başka devletlerin sultanlarıyla, kraliçeleriyle yazışmıştır. Ama bu devlet işlerini etkileyecek adımlar değildir. Bir nevi görevdir. Bazı tarihçilerde Hürrem Sultan'ın kendisine mühür bastırmasını gücünün ve iktidarının bir işareti olarak görmek istiyorlar. Ama padişah hanımlarına zaten mühür basılır ve onların mühürleri olur. Ve bu mühürü yazışmalarında kullanırlar. İmza niteliği taşıyan bir mühürdür bu. Bezmi Alem Sultan'ın da mühür örneklerine bakmak isteyenler varsa arkadaşlar araştırabilirler. Onun da örnekleri var. Hatta daha önce bazı Haseki Sultan isimlerine mühürlerden ulaşılmıştır demiştim. Hatırlayacaksınız bunu da. Dolayısıyla bu delil tek başına iktidar simgesi olarak görülecek kadar kuvvetli bir delil değildir. Padişah Nahçıvan seferine çıktığında Hürrem Sultan diyesiymiş ki Şah'ın karşısına şah gerek. Koskoca padişah da bu söz üzerine demiş ki hemen ben sefere çıkayım İran üzerine. Aslına bakarsanız Şehzade Mustafa videosunda ben seferin neden gerekli olduğunu, Kanuni Sultan Süleyman'ın gitmek istemediği halde neden Nahçıvan seferine katıldığını anlatmıştım. Detaylarına burada girmeye gerek yok ama Hürrem'in bu şekilde bir söz söylediğini sadece bir dedikodu olarak biliyoruz. Dediyse de demediyse de kararı Hürrem Sultan almış demek değildir bu. Hürrem Sultan'a taşıdığından daha fazla büyük roller verilmeye çalışıldığını bu soruda da görüyoruz arkadaşlar.
Dolayısıyla o devlet işlerine karışacak düzeyde değildi. Kanuni Sultan Süleyman eşinin diğer ülke kralları ile münasebete dahil olmasına müsaade etmez veya bir sefer kararını kendisinin vermesine yol açacak bir izni ona vermez diye düşünüyorum. Danışment hocanın yaklaşımı bana mantıklı görünüyor. Geldiği kendisinin kökeni olan ülkenin kralı ile münasebetlerde sadece bir taziye mesajı için olsa bile ufak bir sıcaklık sağlama gayesiyle mektup göndermesine müsaade etmiş olmalı. Ama yok efendim, yapılan seferlere karar vermiş, işte diğer krallara hediyeler, mektuplar göndermiş. Yani bunların tamamı güçlü bir kadın portresi ya da güçlü bir kadın kahramanı padişah ile aynı seviyeye yükseltme isteğinden kaynaklanan anlatımlar. Batı yakasından bakınca ben bunu görürüm, doğu yakasından da ona olan nefret. Vakadır ki kocasına seferdeyken İstanbul'a yaşanan hadiselerle ilgili anlatımlarda bulunur. Hatta muhtemelen Pargalı İbrahim'dir bu, bir vezire küstüğünü dile getirir ve döndüğünde kendisine nedenini açıklayacağını söyler. Fakat bunlar dış siyasette etkili olduğu manasına gelmez. Koca Sultan'ın da karısını dış siyaset işlerine pek de karıştırdığını açıkçası zannetmiyorum. 21. Şah ünvanı almış mıdır? Evet, özellikle elçi raporlarında kendisinden bu şekilde bahsedildiğini görüyoruz. Benim hatırladığım Haseki Sultanlar arasında da bu lakabı kullanan başka hanım hatırlamıyorum ben. Şah çok iyi bildiğiniz gibi İran hükümdarlarına verilen bir ünvandır aslında. Bu ünvanın da Avesta ya da Zendili dediğimiz dille bağlı bir isim olduğunu görürüz ve Perslere kadar gider. Büyük Hiros sonrasında Ahemeniş krallarının bu ünvanı Şahan Şah şeklinde, yani Şahların Şahı şeklinde kullandıklarını göreceğiz. Bugün Anadolu'nun bazı bölgelerinde duymaya alışık olduğumuz filmlerden de özellikle Züğürt Ağa filminden hatırlayacağınız Şıh kelimesiyle aynı köke sahiptir bu. Çünkü Şı kelimesi güç ve iktidar anlamına gelir ve Şah kelimesi de Farsçaya bu kaynaktan, bu kelimeden girmiştir. Bu kelime kaynak olmuştur ve girmiştir. Bizdeki padişah kelimesi de zaten şahlığı muhafaza eden manasındadır. Fakat padişahların kendisi hünkâr ve sultan tabirlerini kullanmayı tercih ederler. Sultan ünvanı da onların literatürüne 1. Murat'la girmiştir zaten. Özetleyelim ve soruya cevap verelim. Kudüs'teki imaretin üzerindeki tabelada kendisinden Hürrem Şah Sultan diye bahsedildiğini gördüğümüze göre ve Avusturya ve Venedik elçi raporlarında da kendisine Şah şeklinde hitap edildiğine göre evet, bu lakabı kullanmıştır. 22. Kadınlar saltanatının başlamasının en önemli mimarı olarak görebilir miyiz? Tabii ki arkasından gelen hikaye aslına bakarsanız bize bunu gösteriyor. Bu bir tarihi dönem tanımlamasıdır aslında. Kadınlar saltanatı dönemi ve kabaca 1530'lardan başlayıp 1650'lere kadar uzanan bir dönemdir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'la evlenmesiyle başlatılır ve Turhan Sultan'ın naipliğiyle sona eren döneme verilen isimdir Kadınlar Saltanatı dönemi. Bu dönemin güçlü kadınları ya Haseki Sultanlar ya da Valide Sultanlardır. 1. Ahmet dönemine bakıyorsunuz mesela, nikahlı eşi olan Kösem Sultan'ın, ya da 4. Mehmet dönemine baktığınızda annesi Turhan Sultan'ın önemli kadın figürler olarak Osmanlı tarihinde yerini aldığını görüyoruz. Fakat bu kadın hakimiyeti meselesinin köklerini bence daha derinlerde aramakta fayda var. Eski Türklerde kadının ehemmiyetinin diğer milletlere göre daha fazla olduğunu hatırlayacaksınız, anlatmıştım. Özellikle Türk mitolojisiyle alakalı konuştuğumuz yayınlarda İranlılar ile karşılaşana kadar da bu kadın etkisi güçlü bir şekilde hissediliyor. Yalnız İranlılarla buluştuktan sonra hemen ortadan da kalkmıyor. Selçuklu döneminde yine özellikle Melikşah dönemiyle beraber Terken Hatun'un ne kadar etkili olduğu hepinizin malumudur. Hatta bana kalırsa bu etkinliği Selçuklu Devleti'nin yıkılışının en önemli sebeplerinden birisi olmuş. Selçuklu bürokrasisinin yıkımına sebep olabilecek politik bir cinayetin işlenmesinin önünü açmıştır Terken Hatun. Osmanlı'da ise özellikle genişleme ve büyüme çağı olan 14. yüzyılda kadınların hükümetteki etkilerinin azalmış gibi olduğunu görüyoruz. Fakat bu dönemle alakalı anlatılar zayıf. Belki de devam ediyor. Bilemeyeceğiz hiçbir zaman bunu. Padişahlar yeni toprakları fethetmeye başladıklarında vezirleriyle, din önderleriyle, eşlerinden olduğundan daha fazla vakit geçirmeleriyle muhtemelen danışma heyetlerini de onlardan oluşturuyorlardı. Fakat 15. yüzyıla geldiğimizde genç şehzadelerin sancağı anneleriyle birlikte çıkmalarının kadınların etkinliğini arttırmış olması da muhtemeldir. Fakat bu dönemlere ait olan saray kadınları hakkındaki verilerimiz yok denecek kadar azdır.
Bir de Fatih ile birlikte kardeş katli uygulaması başlayınca şehzadelerin politik oyunlar içerisinde annelerine daha fazla ihtiyaç duyması durumu da ortaya çıkmış olabilir. Hülasa Osmanlı ile birlikte bir kadınlar saltanatı varsa da daha öncesinde takip edilmemekte fakat Hürrem Sultan ile iyice gözle görülür hale gelmektedir. Cevabı daha doğru olacaktır ama kadınlar saltanatı dönemi denilen özellikle o isimle anılan dönemin başlangıcı Hürrem Sultan'dadır. 23. Kanuni'nin Hürrem'e olan aşkı gerçekten çok büyük müdür? Ya bu soru biraz nasıl desem yani dolu dolu cevaplanması gereken bir soru. Fakat çok şairane bir iştir büyük bir aşkı anlatmak. Bir aşkın büyüklüğünü anlatabilirseniz Fuzuli olursunuz, Shakespeare olursunuz, Homeros olursunuz. Yani tarihin en büyük yazarlarından birisi olursunuz, iyi anlatabilirseniz. Benim bunu anlatacak şairane bir tarafım yok. Ama Hürrem de Kanuni Sultan Süleyman aşkının kesinlikle bir şair tarafından ele alınması gerektiğini ve anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir adam düşünün ki dünyanın bütün serveti elinde, dünyanın bütün gücü elinde ve birçok kadınla beraber olabilecekken bu kendisi için bir gereklilikken tabiri caizse politik olarak yanlış anlaşılmasın soyunun devamı için diyorum. Tek bir kadına gönlünü verip onun dışında hiçbir şey düşünmeyecek, öyle şiirler yazacak ki yazdığı şiirler okuyanlara aşk işte budur dedirtiyor. O kadın uğruna da geçmişinin ve atalarının yıllardır miras bıraktığı gelenekleri terk etsin ve geçmişindeki en önemli kadını da, daha doğrusu annesini de sayarsak kadınları da hayatından çıkaracak kadar kıymetli olsun. İşte Kanuni'nin Hürrem'e olan aşkı bu kadar derindir. Şimdi size yazmış olduğu şiirlerden birisinin dörtlüğünü aktarmaya çalışayım. Bu şiir Hürrem Sultan Kanuni aşkı hakkında yorumlara sorular gelmeye başladıktan sonra ezberlediğim bir şiir. Yoksa lise yıllarında divan şiirinden örnekler ezberlemeyi pek severdim. Fakat üniversite yıllarında maalesef bu huyumdan da vazgeçtim. En çok bilinen şiirdir ikisi hakkında. Diyor ki Sultan Süleyman, Celisi halvetim, varım, habibim, mahı tabanım, en iyisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı kevserim, adnim, baharım, behçetim, rüyuzum, nigarım, verdi handanım. Manasında söylemek gerekir. Hep yanında olduğu sevgilisi, gökyüzünde parlayan ayı, en yakın dostu, mahremi, varlığı, işte en güzel olan sultanı, kevser şarabı, hayatının baharı, mutluluğu, gönlünün nakışı, güler yüzlüsü vesaire vesaire. Bu şiirin bir yerinde de hatta şöyle diyor. Ölürsem boynuna kanım medet he na Müslüman. Yani ölürsem senin yüzünden ölürüm. Bana merhamet et ey Müslüman olmayan insafsızım da der. İşte muhibbi mahlasıyla yazdığı bu şiir bize onun aşkını gösteriyor. Fakat bana bu aşkta en muazzam gelen şey Hürrem'in Süleyman olan mektuplarında kullandığı muazzam şairane dildir. Mektupların birçoğunda cariyeniz diye kendisinden bahseder. Der ki sabahlara kadar sana kavuşmak için dua ediyorum. Biliyorum ki cihana nam savmak için yollardasın. Fakat gönlüm hep senin yanında olmayınca ben de huzur bulamıyorum. Benim yokluğum sizin kalbinize en ufak bir sıkıntı veriyorsa o zaman ben de perişan olurum. Ama yanınızda olmak için de hayatımı feda etmeye hazırım diyor. Sizden diyor bir mektup aldığım zaman günlerce ağlıyorum. Fakat her mektubunuz gecemi gündüze, dertlerimi sevince kalbediyor. Yani dönüştürüyor. Her mektubunu da muhakkak fakir ve hakir cariyeniz diye bitiriyor. Bu nazara alındığında aslında onun kölesi olmayı en yüksek mertebe olarak kabul etmiş bir Hürrem vardır karşımızda. Artık maalesef insanlar birbirine böyle güzel mektuplar yazmıyorlar. Mektup yazmanın çok özel bir irtibat yolu olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada aşıkların birbirine derdini konuşulan kelimelerden çok mektupla aktarabileceği kanaati bende var. Bu aşkı arttıran bir şey olsa gerek mesajda değil, mektupla arkadaşlar önemli. Hürrem'in de derdini, aşkını, nazını Biricik Efendim dediği sultanına sonradan öğrenmiş olduğu bu dilde muazzam bir şekilde aktarıyor olması beni açıkçası etkiliyor. Birçoğumuz eşimize veya sevgilimize bu kadar aşık olmayı inanın arzu ederdik arkadaşlar. 24. Hürrem hayırsever bir kişi midir? Tabii ki yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkasında birçok eser bırakmış olduğunu görüyoruz. Önemli bir Haseki Sultan bu eserleriyle de. Sadece İstanbul'da değil, Harameyn dediğimiz Mekke ve Medine'de de, Kudüs'te de hem kendi döneminde yapılan hem de vefatından sonra eşi Sultan Süleyman tarafından yaptırılan önemli eserler ve hayratlar olduğunu göreceğiz.
Kendisinin yaptırdığı en önemli hayır eseri bugün İstanbul'da hala ayaktadır. Haseki Külliyesi malumunuzdur. Haseki semtinde bulunuyor. Muazzam bir eserdir ve Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Bu külliye içinde cami var, medrese var, imaret var, darüşşifa yani hastane ya da bugünün sağlık ocağı diyeceğimiz merkezi var. Ben burayı en son gördüğümde burada bir restorasyon yapılacağı ve müzeye çevrileceği söylenmişti. Şu an açıkçası ne durumda olduğunu bilmiyorum. Eğer aranızda bilen arkadaşlar varsa alta yorum olarak yazsınlar. Ben de orası hakkında bilgi sahibi olmak isterim. Şu an müze olarak mı kullanıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ayasofya Hamamı olarak da bilinen, yıllarca amacı dışında birçok gayeyle kullanılmış olan Mimar Sinan eseri de gene aynı şekilde Hürrem Sultan'ın hayratlarındandır. O dönemler hamam temizlik için, insanların bedava temizlenmesi için kullanılan bir vakıftı. Ama Osmanlı vakıf kültürü ile alakalı bizim pek az bildiğimiz fakat uygulanması neticesinde birçok önemli eserin günümüze ulaşmasını sağlamış olan bir usul vardır. Bu usulden bahsetmek isterim ve bunu Hürrem Sultan da kullanmıştır. Buna göre bir cami yaptırıyorlar mesela, sonra da etrafına gelir getirecek bazı vakfiyeler bağlıyorlar. Ne demek bu? Mesela bir han yaptırıyor, hanın içerisine dükkanlar inşa ediyor ve o dükkanların kirası o binanın masraflarının da harcanmasına tahsis ediliyor. Biz Hürrem Sultan'ın bu şekilde birçok vakfiye oluşturduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız Cumhuriyet döneminde de yapılmış olan ve çok önemli inkılaplardan birisi olarak bahsedilen tekke ve zaviyelerin kapatılması ve vakıflar kanunu çıkartılmasıyla aslında birçok vakıf malının da yağmalandığını göreceğiz arkadaşlar. Yani Cumhuriyet'in başlangıcı dönemi pirupak bir dönem değildir, onu anlamak lazım. O dönem Cumhuriyet'in temsilcisi gibi görünen ayanlara, yani dönemin muhtarlarına, bölge temsilcilerine, belediye reislerine ve bazı bürokratlara bu vakıf mallarının peşkeş çekilmesi mevzubahis. Birçok vakfiye bu şekilde kayboluyor ve bu muazzam kurumlar yüzyıllardır sürdürdükleri vazifelerini göremez hale geliyorlar ve böylece o binalar yıkılıyor. Bugün işte mezbelelik olarak gördüğünüz birçok önemli eser vardır geçmişten gelen. Çok acıyorum. Yüreğimi yakan en kötü Cumhuriyet'in ilk yılları kararlarından birisidir bu. Evet, Cumhuriyet bize birçok yeni kapı açtı. Bunu kabul ediyoruz. Yıpranmış bir bürokratik yapıyı değiştirmek elbette kolay değildi. Fakat bu vakıflara yapılan ölçüsüz taarruz maalesef birçok kıymetli eserin ortadan kalkmasına, kraldan fazla kralcı olan ama her şeyden çok kendi çıkarını düşünen zorba bir taifenin Osmanlı eserlerine ve eskiye düşmanlıklarıyla karanlığa gömülmelerine sebep oldu. Yani burada söylesem bilmiyorum ama camilerin minarelerini yıkıp konuk evleri, parti binaları yapılması taraflı tarafsız herkesin yüreğinde bir burkuntuya sebep olur yani. Bence öyle olmalı da zaten. Tarihi seven, tarihi bilen, tarihi okuyan işte bu kadar sert ve mantıksız kararlar alınacak kadar ileri gidildi o dönemde. Keşke olmasaydı. Neyse biz mevzumuza dönelim. Hürrem Sultan hayırsever bir kişi midir? Evet, hayırsever bir kişidir. Onunla ilgili bütün hayratlar kendi devrinde yapılmamıştır. Sultan Süleyman'ın da onun adına yaptırmış olduğu hayır eserleri vardır. Edirne'ye su getirilmesi gibi çok önemli hayırlara da vesile olmuştur. Kendisinden sonra gelen hanım sultanların da önemli hayırlar yapmasını örnek teşkil etmiştir diyebiliriz. Arkada bıraktığı eserler bu zaviyeden ilki temsil eder ama sonuncu olmayacaktır Haseki sultanlar açısından. Hürrem Sultan, evet, reformist bir tarihi kişiliktir ve bu özelliğini de öne çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. 25. Hürrem Sultan'ın çocukları kimlerdir ve çocuklarının taht üzerinde ve taht yolundaki akıbetleri ne olmuştur? Uzun bir soru, uzun cevap. Sayalım beraberce çocuklarını o zaman. İlki Şehzade Mehmet. Taht üzerinde pek bir hükmü olmamış. Hürrem Sultan da nedense ilk çocuğunu pek haz etmemiş. 1521'de dünyaya geliyor ama çok değil, 22 yaşındayken bir hastalıktan dolayı olduğu söyleniyor, vefat ediyor. Kanuni'nin en sevdiği oğlu ve kendisinin varisi olarak gördüğü evladıdır. Bugünkü Şehzade Külliyesi onun adına yapılmış. Daha doğrusu Kanuni kendi adına yaptırdığı külliyeyi oğlu vefat edince ona vakfediyor ve onun oraya gömülmesini sağlıyor. Şehzade Mehmet'in ardından da ertesi sene Mihrimah Sultanımız doğuyor. Kendisinin sık sık annesiyle beraber devlet işlerine karıştığı beyan edilir. Özellikle kocası Rüstem Paşa'dır tabii ki. Onun vasıtasıyla Rüstem Paşa'yı pek beğenmediği de anlatılır ve onunla evlenmek istemediği söylenir. Ama bu da bir söylentiden ibaret olabilir. Onu bilemeyeceğiz. O dönem öyle bir hakları var mıydı? Beğenmeme hakları var mıydı Sultan Hanımların? Onun da 1578'de vefat ettiğini göreceğiz. Sonrasında Şehzade Abdullah var. Bu da Mihrimah'tan hemen sonra doğuyor fakat çok yaşamıyor. Sadece 2-3 yıl sonra vefat ettiğini göreceğiz. Ondan sonraki yılda Şehzade Selim'in doğduğunu görüyoruz. Kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Sarı Selim ya da 2. Selim olarak
tarihe geçmiş olan padişah olacak kendisi. Daha çok Beyazıt'ın tahta geçmesi istense de birkaç hadise işin rengini değiştirecek. Babasının da yardımıyla kardeşini alt edecek Şehzade Selim ve babasının ölümünün ardından tahta geçecek. Ve öylece 1574'e kadar da, yani 50 yaşına kadar da tahtta kalacağını göreceğiz. 1525'te doğan şehzademizin adı da Beyazıt. Beyazıt pek atılgan, çevik ve cengaver bir şehzade belli. Hürrem yaşadığı müddetçe de oğlu Beyazıt'ın tahta geçmesini arzu ediyor. Beyazıt'ı babasına çok benzettiğini görüyoruz ve onun tahta geçmesinin ülkenin bekası adına da daha faydalı olacağını düşünmüş olmalı. Hatta Düzmece Mustafa olayı dediğimiz Osmanlı tarihindeki ikinci Düzmece Mustafa olayında Şehzade Mustafa'nın kimliğiyle birisinin çıkıp Trakya'da başlatmış olduğu isyanla alakalı bu konuda da faturanın Şehzade Beyazıt'a kesildiğini görüyoruz. Aslına bakarsanız burada parmağı var mıydı yok muydu meselesi de biraz tartışmalı. Çünkü çok fazla sultan olmak isteyen bir şehzade olduğunu biliyoruz Şehzade Beyazıt'ın. Bu işte ne kadar parmağı olduğu da belli değil. Abisinin ölümünden sonra yaşanan karmaşa ortamını kendi adına bir avantaja çevirmek istemiş olabilmesi mümkün. Fakat babasının kendisini affettiğini görüyoruz bu isyanın bastırılmasından sonra. Hatta Konya'ya gönderiyor onu, bir nevi iltifatta bulunuyor. Şehzade Beyazıt'ın babasına bu iltifat sonrasında ben kulunuzu muradına erdirdiniz diyerek mektup yazdığını bile göreceğiz. Araları biraz düzelmiş ama bu af işiyle alakalı Hürrem Sultan'ın da parmağı olduğu iddiaları var ki olmalı çünkü ölene kadar oğlunu savunacak. Fakat 1558'de de ölünce Beyazıt'ın artık korumasız kalması mevzubahis. Aslında Hürrem Sultan hayattayken kardeşler arasında hiçbir şekilde bir çekişme olmadığını görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman da evlatları arasında tarafsız kalmaya çalışmış annelerinin ölümünden sonra. Ama bu bir müddet devam edebilmiş. İki kardeşi birbirinden fiziksel olarak ayırmaya kalkışıyor. Birini Amasya'ya gönderirken diğerini Konya'ya göndermek istiyor. Fakat Beyazıt Efendi kendisinin Amasya'ya gönderilmesini kendisine yapılmış bir hakaret gibi görüyor ve babasına kafa tutmaya çalışıyor. Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra da Beyazıt'ın savunucusu olan bir isim var. O da annesinin vekili diyebileceğimiz Mihrimah Sultan. O da kocası Rüstem'le beraber Beyazıt'ı destekliyor. Fakat Beyazıt'ı ne kadar ikna etmeye çalışsalar da sert tavırlarını mektuplarında görünce Selim'in saflarına geçiyorlar ve desteklerini kesiyorlar. Fakat Beyazıt'ın sivrilikleri devam ediyor. Diyor ki babasına mesela padişah olan yalan söyler mi? Söylemez tabii ki fakat Lala Mustafa Paşa'nın biraz gazına da geliyor ve Beyazıt'ın kardeşi Selim'e karşı asker toplamaya başladığını göreceğiz. Ama Sokulu Mehmet Paşa komutasında bir orduyla Şehzade Selim'in desteklenmesiyle ve Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ki dönemin en önemli karakteri onun fetva vermesiyle aslında Şehzade Beyazıt'ın ipinin çekildiğini göreceğiz. Ama bana hüzünlü gelen bir tarafı vardır ölümünün. Sığındığı yer olan ve Osmanlı'nın en büyük rakibi olan Safevilerin elinden olmuştur ölümü. Tabii ki hain evlat, düşmana sığınılır mı diyenler de çıkacaktır. Ama mesele kendi canı kadar çocuklarının da canını kurtarmak olmuştur bir seviyeden sonra. Kırık kalpli, civan mert ve savaşçı bir evlat düşman elinde 1561'de sığındığı İran'da, o dönem şehir itibariyle de Kazvin'de can veriyor. Beyazıt'ın hüzünlü hikayesini bir ayrı anlatırım sonra. Ama Hürrem'in bütün gayretine karşın çocuklarının sonu oğlu Selim dışında hazin oluyor. Bu bana ne hatırlatır? Bazen çok zeki ve üstün olduğunuzu hissettiğin zamanlar olur hayatta. Kazanmak için pek çok çaba sarf edersiniz. Nice masumun gözünün yaşına bakmazsınız ve acı çekmeden rıza gösterirsiniz. Sonunda da kendi amacınıza ulaşamadığınızı görürsünüz ya. İşte Hürrem'in hikayesi de böyle bir hikayedir. Böyle okumakta fayda var. Zavallı Hürrem, zavallı çocukları hiçbiri gayesine ulaşamıyor. 26. Hürrem Sultan nasıl ölmüştür? Aslında detaylı bilgi mevcut değil bu konuda. Genellikle eceliyle öldüğü söylenir. 1558'de öldüğünü biliyoruz. Mekke emirinin emriyle İstanbul'a gelmiş olan Ennehrevani'den bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Onun Fevdide As-Seniyye adlı kitabında sıtma ve kulunç hastalığından öldüğü söylenir. Sarayda vefat ettiğini görüyoruz. Zehirlendiği söylenir. Başka bir kadın hastalığından öldüğü söylenir. Tam kesin bilgiye sahip değiliz bu mevzuda. Sultan Süleyman'ın ama eşinin ölümüne çok üzüldüğünü biliyoruz. Mekke ve Kudüs başta olmak üzere birçok şehirde hayratlar yaptırdığını anlatmıştım. Fakat bir mesele var burada. Onu anlatayım ben sizlere. Sultan Süleyman'ın eşinin ölümüne o kadar üzüldüğü ve İran'daki Loristan'ın önemli şehirlerinden birisi olan Hürremabad'a
karısının adını verdiğini affınıza sığınarak söyleyeceğim. Villa Kırda olarak duymuş olabilirsiniz. Alakası yoktur bu şehirle Hürrem Sultan'ın arkadaşlar. Bu şehirdeki Hürrem kelimesiyle aslında Hürrem Sultan'ın isminin de alakası yoktur. Kelimeleri bile birbirinden farklıdır. Bir defa oradaki Hürremabad güneşin doğmuş olduğu şehir manasında verilmiştir. Yoksa Hürrem'deki kelime olan neşeli şehir manasında değil. Sultan Süleyman'ın ismini vermesi de mevzu bahis değildir. Şehir ismini milattan önceki dönemlerde almıştır. Her duyduğunuza inanmamak iyidir arkadaşlar. Cenazesinin Beyazıt Camii'ne vezirlerin omuzunda gittiğini görüyoruz. Ebu Suud Efendi'nin cenaze namazını kıldırdığını ve bugün bulunduğu türbesinde defnedildiğini göreceğiz. 27. Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra değişen şeyler ve devrim olarak kabul edilen şeyler nelerdir? Hürrem Sultan çok zeki ve organizasyon kabiliyeti de iyi olan bir kadın. Kanuni Sultan Süleyman nikah kıyma zorunluluğu olmadığı halde Hürrem Sultan'a nikah kıymış, ona düğün yapmış ve bununla ona olan aşkını göstermiş, o kadının da ne kadar etkin bir kadın olduğu sarayda görülmüştür. Hürrem Sultan sarayda bir kadın hakimiyeti başlatmış gibi görünmektedir. En azından kadınlar saltanat döneminin başlangıcı kendisiyledir. Kendisinden sonra da haremde önemli kadın karakterlerin ortaya çıkması mevzu bahistir. Nurbanu Sultan, Turhan Sultan, Safiye Sultan, Kösem Sultan bunlar bildiğimiz birkaç tanesi, çok bilinen birkaç tanesi. Haremi sarayın içine taşıtarak Haseki Sultanların eşlerine daha yakın olmalarını sağlamasıyla bu güçlü kadınların da tarihe geçmesinin önünü açtığını düşünebiliriz bir noktada. Sen bir Ukrayna köyünden çıkacaksın, dünyanın en büyük imparatorluğunun sarayına köle olarak geleceksin ve oranın en güçlü kadını olacaksın ve o ülkedeki birçok geleneği değiştireceksin. İşte bu büyük bir başarıdır. İster takdir edersiniz, ister etmezsiniz. Her halükarda büyük bir başarı. Bizim tarihle ilgili takıntımız çok iyi veya çok kötü karakterler arasında gidip gelmedir. Hürrem bu takıntıdan kötüler kulübüne alınmakla cezalandırılmış ve şeytanlaştırılmıştır. O kadar büyük bir imparatorluğun yıkılışından tek başına sorumlu kılınacak kadar şeytanlaştırılmıştır üstelik. Osmanlı'nın gerileme sebepleri arasında bir kadına bu kadar büyük bir rol yüklemek, Osmanlı İmparatorluğunu anlamamak ve tanımamak demektir. Biz en eski dönemlerden itibaren içeri girmiş olan Çinli prenseslerin ülkeyi yıktığı fikrini kolay bir çıkış yolu olarak görüyoruz maalesef. Neden? Çünkü bu hatalarımızı değerlendirmemizi engelliyor. Öyle olunca da aynı geleneği Osmanlı içinde devam ettiriyoruz. İşte bir kadının üstüne ülkeyi yıkma suçunu yüklüyoruz. Hürrem Sultan eğer söylenenlerin tümünü yapmış olsa bile Osmanlı yıkılışında denizde damla kadar tesir etmiştir. Roma İmparatorluğu'nda yaşanan hadiseler biliniyor. Nice fırtınalardan sonra ülke hala ayakta kalıyor. Sebepleri daha derinde aramanın doğru olduğu kanaatindeyim Osmanlı ile alakalı da. Tabii sizin kendi bakış açılarınızın olması da gayet normaldir. Bunu da saygıyla karşılarım. Ama biraz daha büyük pencereden meseleye bakmanız meseleyi daha vüzuğa kavuşturacaktır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bu sorulara verdiğim cevaplarla Hürrem Sultan'ı biraz daha yakından tanımanıza vesile olabilmişimdir. Eğer yeni şeyler öğrenmenize vesile olabildimse ne mutlu bana. Daha başka yayınlarda, daha başka konularda hepinizle tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıcakla kalın kıymetli dostlar.